artsın diye Ankara Ulus'taki Ziraat Bankası kasalarına anahtar uydurulur diye tedbiren kaynakla kapatılan vasiyet. Bir aile düşünün. 12 Temmuz 1963 yılından itibaren günü geliyor diyerek bu gizli vasiyetin açıklanması için tüm ömürlerini vakfetmişler. Bunlar Alaaddin Tümler ve oğlu Meriç Tümler. İşin ilginç yanı tıpkı Atatürk'ün gençliğe hitabesi ve nutukta şifrelediği ancak bu vasiyette üzerlerine açtığı sırlar kadar baba oğul da bir sır küpü. Bu sırrın en önemli kaynakları ise Atatürk'ün sıradışı istihbarat subayı Mehmet Rıfat Efendi'nin oğlu Selahattin Bey. Oğlu Alaaddin Bey ve torunu Meriç Bey. Alaaddin Tümler ve oğlu Meriç Tümler'in Atatürk'ün gizlenen vasiyetinin açıklanması için başlatılan çalışmaları 12 Nisan 2005 tarihindeki dilekçeyle ilk duruşma 4 Mayıs 2005 tarihiyle birlikte Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne taşınıyor ve bir dizi 7 celse duruşma gerçekleşiyor. Bu celselerde baba oğul Tümlerlerin başta Genelkurmay, MİT Müsteşarlığı, tüm istihbarat birimi yetkilileri, cumhurbaşkanları, Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanları, başbakanlar, bakanlar, siyasi parti liderleri, milletvekilleri, iş adamları, neredeyse topçu ve popçuların dahi bilgilendirildiği açıklanıyor. Ve bizzat evraklar açılıp okunuyor. Özellikle mahkemenin 12 Temmuz 2005 tarihinde görülen 3. celsesindeki 22.01.1964 tarihinde bütün tarihi belge, vesika, evrak ve eşyaların Genelkurmay Başkanlığı Harp Dairesi ki günümüzde Ateşli Askeri Tarih ve Stratejik Araştırmalar Merkezi olarak adlandırılıyor. Temsilcilerinin 1 numaralı kasadaki değerli eşyaları ise 29.04.1964 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı'na Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından usulüne uygun şekilde devir ve teslim edilerek kasaların içinin tamamen boşaltıldığı, kasa anahtarlarının yedekleriyle birlikte Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü Merkez Şube yetkililerine teslim edildiği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 27.05.2005 tarih ve 3 Taksim 9341 sayılı yazısı ve eklerinin incelenmesinden anlaşılmıştır. İfadesi 50 yıl sonra bizzat Atatürk tarafından açılması için telkin edilen vasiyete kimlerin, milletin kurumlarındaki nüfuzlarını kullanarak yetkileri dışında, üstelik her fırsatta Atatürk ilke ve inkılaplarının bekçisi olduklarını söyleyerek suç işleme cüretinde bulunduklarını belgelendiriyor. Meriç Tümler bu gelişmeler üzerine heyet başkanı olan Kurmay Albay Remzi Tetik ve özel yeminli ekibin İstiklal Savaşı tarihiyle ilgili hazırlanan yazıya kaynak olabilmesi bahanesiyle teslim, tesellüm tutanakları imzalanarak alınan bu evrakların tadadi dökümlerinin istetilmesi ve ortaya çıkarılması için dönemin İstanbul Milletvekili Emin Şirin'le birlikte bir dizi çalışmaya giriyor. Diğer taraftan Meriç Tümler bir takım özel istihbaratlara dayanarak Atatürk'ün kutsal vasiyet diyebileceğimiz gizlenen vasiyetiyle ilgili ilk mütecaviz olaylardan bizzat İnönü tarafından 1942 yılında kasalar açılarak yapıldığını da söyledi. Vasiyetin iki kopyası vardır. Bir tanesi 28 Kasım 1938'de mahkeme kararıyla açılan kopya ki şu anda tahminen devletin kurumlarının elindedir. Bir diğeri ise Atatürk'ün nutukta bahsettiği gizli bir örgüt olan Fellah-ı Vatan Cemiyeti'nin elinde bulunmaktadır. Çalışmamın başında da belirttiğim gibi bu vasiyete ait olduğu iddia edilen pek çok madde halihazırda internette geziniyor. Peki bu maddelerin hangisinin gerçek, hangisinin yalan olduğunu nasıl anlarız? Tüm maddeler için olmasa da çoğu madde için bunun kolay bir yolu var. Tarihi akışta ve günümüzde hangi maddenin kişiler, kurumlar ve olaylar üzerinde karşılığı olduğuna bakarak bunun tespitini yapabiliriz. Bahse konu vasiyet yüzlerce sayfalık dev bir külliyat. Ancak burada bazı önemli maddeleri anlatacağım ve bunların neden gerçek olabileceğini de tıpkı rahmetli Aytunç Altındal'ın yaptığı şekilde yani Menderes'in bu vasiyetten aldığı ilhamla laiklik üzerinde bazı maddeleri değiştirmeye kalkması ve idamı gibi gerçek hayatta karşılık bulan somut olaylar üzerine dayanaklarıyla sizlerle paylaşacağım. Hazreti Mehdi hareketi 1988'de başlayacak. 2030'larda Hazreti Mehdi zuhur edecek. Tüm Osmanlı subayları gibi Mustafa Kemal Paşa da iyi bir dini eğitimden geçirilmiş, fıkıh ve tasavvuf hakkında geniş bilgilere sahipti. Mehdiyat konusu Atatürk'ün ilgisini özellikle çekiyordu. Çünkü hemen her hadis kaynağında Hazreti Mehdi'nin İstanbul merkezli bir dünya devleti kuracağı sabitti. Bu gizli vasiyetin 50 yıl sonra açıklanmasını istemesinin sebebi de bu hareketin başlangıç tarihi olarak gördüğü 1988 senesi örtüşmektedir. Vasiyette 1988 senesine gelindiğinde ülkenin manevi bataryaları boşalmış olacaktır diyerek kurtarıcı hareket hakkında pek çok önemli bilgiler veriyor. Hazreti İsa Ayasofya'ya inecektir. Osmanlı'nın son dönemlerinde Ayasofya harap bir haldeydi. 1923'te Cumhuriyet'in ilanından sonra cami olarak kullanılmaya devam etse de Ayasofya 1931'de kapatıldı. 1934 senesinde Atatürk'ün gece yarısı verdiği bir emir ile
24 Kasım 1934'teki Bakanlar Kurulu kararıyla müze olarak yeniden açıldı. Binanın müze fonksiyonu kati bir karar olmayıp tekrar camiye çevrilmesi hususu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin takdirine bırakıldı. Türkiye'yi ziyaret eden son papanın, atanın vasiyetinin açıldığı 28 Kasım 1938 yılına atfen 28 Kasım 2006'da gelmesi de Atatürk'ün Vatikan tarafından bilinen vasiyetiyle ilgili olduğu düşünülüyor. Türkiye Demokratik İslam Cumhuriyetleri Birliği kurulmalıdır. Osmanlı Devleti'nin topraklarında iç işlerinde bağımsız, dış işlerinde bağımlı, Osmanlı'ya bağlı ülkeler kurulmasını öngören ilk kişi ilginç şekilde Sultan II. Abdülhamit Han'dır. Nitekim Osmanlı'nın gücü uzak diyarlardaki toprakları kontrol altında tutmaya artık yetmiyordu. Daha ufak bir alanda hızlıca gelişip güçlenmek daha olasıydı. Cumhuriyetin kuruluşuna uzanan süreçte şartlar elbette daha fazla değişti. Yaşanan savaşlar neticesinde Türkiye daha da zayıfladı. Misak-ı Milli sınırları, ki orijinalinde bu sınırlara Musul ve Kerkük de dahildir, daha güçlü ulus bir devlet kurmak için uygundu. Hilafet dini olduğu kadar siyasi bir makamdır. Ancak Türkiye'nin o dönemlerde dünya Müslümanlarının sorunlarıyla ilgilenecek yahut onları koruyup gözetecek bir gücü de söz konusu değildi. Meşhur hilafetin kaldırılmasının resmi kanun maddesine bakarsanız, halife ilga edilmiştir yazmaktadır. Yani hilafetin kaldırılması söz konusu değildir. Günümüz Orta Doğu'sunda hemen her Arap devletinde birkaç halifelik iddiasında bulunmaktadır. Ancak siz onların atıp tutmalarına bakmayın. Dünyadaki tüm Müslümanları temsil edebilecek, meşru bir halifeyi atayabilecek tek makam Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin ileride Türkiye Demokratik İslam Cumhuriyetleri çatısı altında tüm İslam ve Türk dünyasının toplanacağını öngörüyor. Ve Atatürk'ün Kürt, Türk, Pomak, Çerkes, Çeçen, Adıge, Gürcü ayrımı yapmadan mirasına düşen başka Zonguldak kömür, İş Bankası hisseleri gibi gelirleri olmak üzere tüm gelirleriyle ilgili çocukların eğitim masrafları için bıraktığı tasarrufları var. Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bana Instagram hesabından ulaşabilirsiniz. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın araştıran insanlar.